Bugünün ilk Skype bağlantısını gerçekleştireceğiz. Hamdi Aslan'la ve Trabzonspor'un gündemini kendisiyle değerlendireceğiz. Hamdi Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi. Sana da günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii ki bütün gazetelerde gördüğümüz haberle başlamak istiyorum. Trezeguet artık imzalar atıldı. Resmen Trabzonspor'un oyuncusu oldu. 3 artı 1 yıllık bir sözleşmeden bahsediyoruz. Hemen kampa katılma kararı da aldı Trezeguet. Heyecanlı ve keyifli olduğunu da zaten imza töreninden görmek mümkündü. Nasıl değerlendirirsiniz bu transferi? Ya tabii uzun zamandır gündemde sıcak bir transfer. Trabzonspor tabii ki Vakeme ayrılığını yaşadıktan sonra bu transferi çok sıcak ve çok hızlı bir şekilde bitirmek için bayağı bir uğraştı. Tabii ki bonservis olayı vardı. Bu biraz bence bu transferi uzattı. 4 milyondan daha fazla bir bonservis vardı. Trabzonspor'un ısrarı bu yani oyuncuyu katma anlamındaki arzusu en azından transferin bu sonunu getirdiğini ben düşünüyorum. Yani 4 yıla yayılan bir ödeme, yani belki yani bu birazcık olsun Trabzonspor için bu anlamda biraz esnektir. Ama bakıldığı zaman hem değeriyle hem oyunuyla bence önemli bir transfer olduğunu ben düşünüyorum. Takım oyuncusu, takımın bütününde oynayan, bu oyunu seven bir oyun yapısı var. Bence Trabzonspor tabii ki Vakame yorumunu birazcık daha unutturabilecek bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda yönetimi Trabzonspor'u kutlamak gerekiyor. Peki Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarıyla devam etmek istiyorum. Bir stoper alacaklarını işaret etti. Zaten oradaki isimler de belli. Marlon için girişimler devam ediyor. Kaan Ayhan için girişimler devam ediyor. Hem bu isimleri sormak isterim hem de bir stoper hamlesiyle Trabzonspor bu transfer dönemini kapatabilir mi? Yeterli midir kadrosu 3 kulvar içinde? Ezgi, yani ben Marlon olayının daha gündeme geleceğini tahmin etmiyorum. Yani Marlon'un Avrupa'da başka takımlardan aldığı teklifler birazcık Marlon'u o yöne yöneltti ki Trabzonspor'da Marlon konusunda bence çok fazla bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum. Kaan Ayhan konusunu da peki Trezeguet gibi bence uzun zamandır gündemde tuttu Kaan Ayhan olması anlamında. Tabii ki burada da biraz Trabzonspor her ne kadar bu transferi çok önemse de hem rakamsal boyutunda istediği bir seviyeye gelmedi Sassuolo takımı, hem de çok yani transferde Trabzonspor davranışına karşı çok samimi bir geri dönüşler olduğunu ben zannetmiyorum. Yani her gün artan bir bonservis ücreti, Kaan Ayhan'ın fiyatının sürekli değişikliği bu transferi birazcık bu hale getirdiğini ben düşünüyorum. Yani burada sorgulanması gereken bence problem biraz karşı tarafın olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor nasıl Trezeguet'i bir an önce katmak anlamında yoğunsa yani bence Kaan Ayhan transferinde de bu yoğunluğunu hissettirdi. Ama bakıldığı zaman gerek Kaan Ayhan gerek Sassuolo kulübü çok tutarsız davranışlar veya tutarsız yorumları transferi bu noktaya getirdi. Evet, Trabzonspor için bence önemli bir pozisyon. Kaan Ayhan olmasa muhakkak bunun alternatifleri var. Şu durumda devam eden Brezilya Ligi var, Kuzey İskandinav ülkelikleri var. Tabii Trabzonspor yine alternatif oyuncular var. Bu oyunculara yönelecektir. Belki arada yine böyle bir sürpriz çıkar mı? Tabii ki bu da Sassuolo ve Kaan Ayhan'a bağlı ama ben Trabzonspor çok ümitsiz, çok umutsuz değil tabii ki Kaan Ayhan transferi olmadığından dolayı. Orada en azından alternatif oyuncuları var, lige başlayabilecek oyuncuları var. Bu süreci bekleyecek ama muhakkak işte başkanın da dediği gibi, hocanın da beklentisi olduğu gibi bu bölgeye çok önemli bir oyuncu almaya yine düşünecekler. Peki stoper hamlesiyle transferin tamamlanmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani Ezgi tabii iki tane kalecili kiralık verdi. O yüzden ben muhakkak Uğurcan'ın yedekleyecek bir kaleci transfer içerisine gidecektir Trabzonspor. Bu da çok kolay değil tabii ki. Şöyle kolay değil. Yani Uğurcan'ın arkasında yedek kalmak kaç tane kaleci ister? Her kaleci oynamak ister. O yüzden bir de oynayan bir kaleci almak istediğin zaman bu transfer de bazen böyle uzayabiliyor. Birkaç tane isim var, hep gündemdeki isimler. Senle daha önceki sohbetimizde
Göztepe Kalisi Ali'den bahsetmişti ama bir yurt dışı planı var. Nurullah herhalde Samsun'dan bırakmak istemiyor. Rizespor'un kalecisi Tarık bence sanki bu olaya biraz daha yakın gibi görünüyor. Ama tabii bu anlamda da Trabzonspor ne muhakkak Uğurcan'ı yedekleyecek bir kaleci olacağını ben düşünüyorum. Tabii ki biz Uğurcan'ın Trabzonspor'da kaldığını şu an düşünerek bu yorumları yapıyoruz. Tabii ki giderse o zaman eyvah eyvah diyecek Trabzonspor. Neler olur, nasıl olacak? O biraz bize süreç gösterecek ama ben sanki Şampiyonlar Ligi kaldığı takdirde o grubu Uğurcan'la devam eder gibi, Uğurcan'la yaşamak isteyecek gibi bir yorum yapabilirim. Trezeguet 5. transferi oldu Trabzonspor'un. Şimdiye kadar yapılan takviyeleri nasıl değerlendirmek lazım? Nokta atışı ve gerçekten ihtiyaç olan bölgelere ihtiyaç duyulan şekilde oyuncular alındı mı sizce? Yani şu da yapılabilirdi diyeceğiniz bir isim, bir bölge var mı? Yani Ezgi Trabzonspor'un geçen seneden sezon başından beri herkesin takdir ettiği, herkesin keyif aldığı, tabii ki zaman zaman oyunda çok olmasa da çok küçük bir iniş çıkışlar yaşadığı bir sezon geçirdi. Yani bir ezber oyunu var, bir anlattığı bir oyun var. Şimdi bu oyunun eksiklerini tabii ki şampiyon hem olarak hem de en azından bu neler olabileceğini, daha oyunu nasıl geliştirebileceği anlamında bence çok büyük bir sınav verdi. Abdullah Hoca da bu konuda bence muhakkak çok büyük bir çalışmalar içerisindeydi. Bu oyunu güçlendirebilecek iki tane pozisyon vardı. Yani Vakame ayrıldıktan sonra Vakame pozisyonu, tabii ki bir de stoper pozisyonu. Aslında stoper pozisyonu bana göre orada çok alternatif ve çok değerli 3 tane isim var. Yani Denizli, Hüseyin, Ahmet Can. Yani gerçekten Trabzonspor'un uzun yıllar kullanabilecek olduğu stoperler. Orta sahadaki yoğunluk bence Trabzonspor'un zaten geçen sene oyunu büyük bir bölümünü çözen bölgeydi. Orada da çok hem farklı karakterlerden farklı oyunlarda bir oyuncu grubu olduğunu ben düşünüyorum. Visca'nın alternatifi artık Trezeguet o bölgede de oynayabilir. Canini o bölgede oynayabilir. Cornelius'un arkası yanında oynayabilir alternatif olarak. Yani çok geniş bir kadrosu var. Evet, taraftarlar transfer sezonunu çok çok renkli, çok ekstra isimler ister ama eğer bir takımın böyle bir şeye ihtiyacı yoksa bence doğru bir yapılanma içerisinde kalması en değerli. Trabzonspor bunu yaptı. Çok da doğru yaptığını ben düşünüyorum. O yüzden hani bence bu transfer döneminin en sakin ve en doğru kulüpleri ilk başına Trabzonspor'u yazabiliriz diye düşünüyorum ben Ezgi. Şimdi tabii bütün takımlarda yaşanan bir sıkıntı yabancı oyuncu sayısının fazlalığı. Trabzonspor'da da bu sayı düşürülmeye çalışılacak. Bu noktada kimlerle yolların ayrılmasını beklersiniz? Zaten kamp kadrosunda bunlar birazcık belirli gibi duruyor Ezgi. Yani tabii Cermiyon'un çok büyük bir maliyeti var. Trabzonspor'da bonuslarla beraber yaklaşık 2,5 milyona yakın bir maliyeti var. Koita, Yunus, Flavio, Diabete, bunlar tabii ki Trabzonspor'un hep bu transfer döneminde kullanmak istediği oyuncular. Yani bu transfer hamleleri eğer bu transferleri yapabilse Trabzonspor bence yapmış olduğu transferler kadar değerli bir ve rahat bir hal alacağını ben düşünüyorum. En azından ekonomik olarak planlamanın çok daha doğru içerisinde kalacağını düşünüyorum. Burası da zor bir süreç aslında. Yani bu tür problemler özellikle yabancı oyuncular kazanmış olduğu bu yüksek rakamlardan sonra çok fazla bu tip değişiklikler veya bu tip esneklikler içerisinde kalmayabilirler. Trabzonspor bunu yaşar mı? Yani yaşayabilir. Dediğim gibi bu dönemi de bence Trabzonspor birazcık olsun çok hızlı ve başarılı geçmesi gerekiyor. O yüzden bu dönem de zor süreç ama şu an tabii ki her şey kamp kadrosuna ve kamptaki antrenman performanslarına çevrildi. O yüzden ben bu bölümü de Trabzonspor öyle veya böyle doğru ilişkilerle, sıcak ilişkilerle, esnekliklerle çözeceğini ben düşünüyorum. Çözerse de çok büyük bir yol kat etmiş olabilir ve çok büyük bir rahatlık yaşayacağını düşünüyorum. Peki son olarak bir de fikstürü sormak istiyorum size. Malum 5 Ağustos'ta başlıyor lig ve Trabzonspor'da son şampiyon olarak açılışı İstanbulspor maçıyla yapacak. İlk büyük maçı da aslında Trabzonspor oynayacak Galatasaray'la. Fikstür çekimine dair, fikstüre dair var mıdır bir yorumunuz?
Yani tesadüftür, geçen sene de 4. hafta Galatasaray, bu sene de aynısı. Yine maç Trabzon'da oynanacak. Yani fikstür de tabii ki öyle, yani şunu çekseydik, bunu çekseydik diyecek bir süreç değil tabii ki. Kocaman bir süreç, uzun bir süreç. Yani İstanbul'da başlamak tabii ki belki tesadüf demeyeyim de, yani taraftarın beklentisi içerisinde olan bir kurayı tabii ki İstanbul'daki taraftarlar açısından, hem Süper Kupa oynanacak hem lig orada başlaması belki onları biraz daha mutlu etmiştir. Yani keyifli bir sezon olmasını dilerim. Yani gerçekten futbolun keyfini çıkarabilecek, herkesin futboldan keyif alabilecek bir sezon olmasını dilerim. Trabzonspor ne bu anlamda diğer kulüplere göre şu an çok daha rahat, çok daha keyifli. Önünde bir Süper Kupa var, bir Şampiyonlar Ligi önelemesi var. Bu bölümü Trabzonspor istediği gibi geçerse bence ligin yansımasını çok daha iyi hissedeceğini ben düşünüyorum. Geçen seneden kalma oyununu çok daha güçlendirerek çok daha bu sene önemli bir yerde ligi bitireceğini ben bekliyorum. Fiksiz'deki her şey bence çok keyifli. Peki Hamdi Aslan, çok çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Güzel bir gün diliyorum size. Teşekkür ederim Mezgi. İyi yayınlar diliyorum. Ben de sana güzel bir hafta diliyorum. Çok teşekkürler.